Kaldığımız yerden devam edelim. Okey. Bayağı iyi şey gününü verdim orada. Abi 7 kişi demek ne demek ya, ben beklemiyordum. Harbi beklemiyordum 7 kişiyi. Neyse, bizim işimize gelir. Da bu askerleri hızlı bir şekilde terfi etmek lazım. En kötü ihtimalle kıdemli odak mızrakçı olmaları lazım ya. Gezgin. Gideceğim kanka. Bu rank benim de bu. Bu arada tamam. Ya kardeşim pardon da, yani senin yapacağın iş orada kalsın ya. Abi harbi diyorum ya. Bu arada ok var mı ya? Büyük sabak ok. Dengeli uzun battal kılıç. Rolf'e ok vermem lazım da, neyse, kuşatmalar için şunu alayım o zaman. Burada iki tane ok var oğlum zaten. Ha. Rolf'e vereceğim harika. Rolf'e mi verecektim? Yok lan, Rolf'e değil. Bastur'a verecektim. Devam edelim abi. Saran Sultan Emir Duru Rodok Kralı tarafından esir alın. Olup esir filan oluyoruz lan. Çok iyi. Bayağı iyi. Rulti köyü mü? Ha, diğer köyü de. Allah canımı almıyor. Buğran köyü lan. Buğran köyü. Aldığımız görevden bahsediyorum. Bu bizim için iyi olacak ya. Buğran köyünden şey almadan, nedir onun adı, görev almadan köylerimiz iyi olacak. Ya. Ben de çok iyi olacak. Kıdemli Rodok mızrakçısı. Kamp bir işe giriş, tutsak adam adam al. 3 Rodok askeri teklifimizi kabul etti. Aynen abi. Kaç kişi alabiliriz orada? Maksimum 103 kişi. Hadi bakayım. Burada biraz bekleyeceğim bu arada. Gece olsun, askerlerimi terfi edeyim, öyle gireceğim. Tamam. Şöyle olacak. Okey abi. Hadi saldıralım. Benim hala atım yok değil mi? Oğlum yanımda yedek at barındıracağım ya. At barındıracağım mesela. Barındıracağım. Yemin ediyorum. Yedek atla dolanacağım abi ya. Haydut Arşmet Tıran'ın bunlar atlı mı? Yara mı? Deşme yara. Silah değiştirme sesini duydun mu? Ben duydum. Hadi bakayım, devam edelim. Hiç kaybımız yok. Güzel. 8 tane Rodok askerini aldık. Şimdi ana nerede? Şu köy müydü? İstinar köyü. Oğlum nerede lan İstinar köyü? Bunun var. Oha. Oha. Güzel kardeşim, öyle ölmem
Top at. Neyse, Yalen'e uğrayalım mı? Oradan at mat bir şeyler alalım oğlum. Bu nedir ya? Bu arada bizim karakterimizde onurumuz üzerine. Onur 100, 100'ün üzerine çıkabiliyormuş lan. Bayağı iyi bu arada bu. Harbi bayağı iyi. Envanterimize bakalım abi. Envanter yönetimine bir tane verebilirim bu arada ya. Ayrıca şöyle bir şey yapmam lazım. Benim askerlerimden yay kullanabilen yok mu hala ya? Üstündeki şeyleri vereyim. Yapacağım ya. Okçuluğunu da artıralım. Kankacığım, sen duyduğuma göre bayağı iyi ok kullanıyormuşsun. Tamam, bunlar artık satılacak. Bundan dolayı bunları şöyle alabiliriz abi. Burada bende hala fazladan bir savaş yayı daha var. Wow. Prentice, Bastur. Bastur'un karizmasını yardıralım ya. Talimcisi ne alemde? Oğlum, adamın hiç talimciye vermemişiz lan. Adama toprak göreceğiz, adamın talimci yeteneği yok. Yuh. Hadi gidelim abi. Bu arada şey var arkadaşlar, ben onu dile getireyim. Hani her savaş, yok her yandaş için en iyi optimize şey var. Savaş ekipmanı var. Bakın öyle bir şey var. Neydi onun adı? Böyle bir konu var. Ama ben şu an hani onunla ilgilenmeyeceğim. İlgilenmemin sebebini de size söyleyeyim. Abi o adam derebey olacak, tamam mı? Hani bundan dolayı ben işte bir yönünü çok ağır bastırtıp da öbür tarafını çok şey yaptıramam. Çok açık bırakamam. Aslında normalde öyle olması gerekiyor. Bakın ben onu söyleyeyim. Hani bir kişi, tamam mı? Şeyse hani bir yönü çok daha iyiyse, güçlüyse, kuvvetliyse o yönde güçlendirmek her zaman için daha iyi. Ama dediğim gibi adam derebey olacak yani. O adam derebey olmasaydı ha, bu dediklerimi yapardım. Oğlum ne kadar çok peynir var lan. Bunları satalım abi. Elma alalım buradan. Aynen. Bu kadar ganimet yeter herhalde şimdi. Silah tüccarına bakalım. Bana bir ok ver. Ok. Allah'ın cezası, ok ver. Tamam, ver. Yeter ki ok ver ya. Oh be. Şimdi. Görkemli Saranit kefiye mi? 5 para etmez. At var mı? Sen nasıl bir kralsın ya? Sen nasıl bir kralsın ya? Sen nerenin kralısın ya? İyi, süper. Lan var ya, bir de şurada köle tüccarı buluyormuşum. Üf, var ya. İhalenin üstüme alırım valla. Şu mu lan? Tüvallah seni. Neyse, şansımızı çok zorladık. Yani bu kadar olmaması gayet normal işin açı. Gidelim şimdi şu köye de. Üstünar köyüne. Oraya ben bir okul yaptıram. Okul candır bu. Aksini iddiaden varsa vurduruyor. Talimler olarak mızrakçısı. Okey, kıdemli. Ordumun yarısı çaylak bu arada. Geriye kalan yarısı da uzman. Ya savaş başarız ama böyle oluyor. Hani gerçekten böyle bir yarı yarıya azalma durumu oluyor ama bu sıkıntı değil. Bu gerçekten sıkıntı değil. Şundan dolayı sıkıntı değil. Abi biz ya şöyle, bütün kozlar, tamam mı? İlk çarpışmada, savaşta ilk çarpışmada ortaya konulur abi. Ve genellikle şöyle bir olay olur bakın. Savaşın o ilk kozunu kazanan, tamam mı? Bütün savaşı kazanmış sayılır. Çünkü ordunun en güçlü halini aslında savaşın ilk başında, çarpışmada sen kullanıyorsun. Ki mesela öyle de oldu. Biz mesela Sultan Hakim'le çarpıştık. Tamam mı? Ne oldu abi? Sultan Hakim'i yendik mi? Yendik. Bak, Sultan Hakim'in ordusu güçlü değildi, tamam mı? Ama en güçlü ordusu o zaman ortaya çıkmıştı. Zaten hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sultan Hakim'i biz savaştığımızda 250-300 kişi filandı. Ondan sonra Camişek Kalesi'ni kuşattığımızda şey oldu. Neydi onun adı? Camişek Kalesi'ni kuşatmaya geldiğimizde 123 kişi filan gelmişti bak o adam. Hani bu ne demek? Hani hemen hemen söylediğime tekabül ediyor demek. Hani bundan dolayı abi o ilk çarpışmada bütün kozlarınızı paylaşırsınız. Ha ondan sonra ne oluyor işte, savaş birazcık yavaşlar, işte esner falan filan. O zaman da ortalama bir ordu barındırmanız normal mi? Tabii ki de normal yani. Ama şu da bir gerçek, sürekli asker alıp asker ters etmeniz lazım mı? Lazım. Evet, bizim Camişek Kalesi'ni kuşatmışlar abi. Yakında da bir savaş var burada. Diyeceğim bir şey alamazlar ya.
Gerçi etrafındaki adamların sayısını bilmiyoruz ama. Buradan terfi edelim abi bütün askerlerimizi. Yola devam edelim. 100 kişi üstüne çıktık. Çok iyi bu arada. Bak mesela Nordlar. Adamlar savaşmışlar, bitap düşmüşler abi. O seni destekleyici. O seni destekleyici dediği zaman da kaç? 12-24 arası oluyor abi. 24 üstü dost oluyor. Adamla aranız 100 olunca da size adanmış oluyor. Size adanma noktasına geldiği zaman her şeyin rengi değişiyor zaten. Yani yaptığınız hiçbir karara karşı, hani verdiğiniz herhangi bir karara karşı hiçbir şekilde size tavır almıyor. Çok iyi bir şey. Burada Belgar'ı buradaymış. Bizim namımız kaç oldu bu arada? 700 oldu abi, güzel. Adam kayboldu. Neyse bir Camişak Kalesi'ne doğru gidelim. Ve Camişak Kalesi'nin etrafındaki kalabalık bir ordu mu var, zayıf bir ordu mu var, iyi bir ordu mu var? Yani bu sol altı takip ediyorum ama buradan bir şey çıkacağı benzemiyor. Neyse, bakalım. Bakalım burada biz maksimum kapasiteye ulaştık mı, ulaşmışız. Yok. Yani kuşatma kalkacak herhalde. Herkes Nord Krallığı'nı oğlum. Herkes Nord Krallığı'nı. Seferberlik ilan etmişler. Ulan Epitop'a bir tane köye okul yaptırmak ne kadar uzun zaman. Aynen, Cemil üzerindeki kuşatma kalktı. Güzel. Sevindirici bir haber. Sevindim, sevindim. Tamam, canım şeyi aldık. Başka starhanelerden ne alabiliriz abi? Sarizi falan almak istiyorum ama abi Sarizden pek emin değilim ya. Çünkü o şehre hiç girilmedi abi, hiç girilmedi. Ve şehir yani 350 kişi falan olarak korunuyor. Ha ama bak şöyle de bir olay var, mesela bu şehri alırsak Caraf Kalesi'ni de alırız ve bak sarayetlerin var ya hepsini buradan süreriz abi. Sarayetler artık burada hiç şey bile teklif edemezler. Sınıra gidelim bir bakalım. Sınırda eğer asker varsa onların hepsini Sarize yönlendirelim abi. Biz de arkalarından gidelim. Bakalım ne olacak, ne olacak. Cami Çakarası'nın ufak bir düşman grubu diyor. Karısı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah oğlum, kaçaklara kaybedeceksiniz ya. Kral buraya hala asker basmamış. Nerede lan kral? Oğlum fake mi attın lan bana? Ben kale girdim, sen dışarıya mı çıktın oğlum? Abi sana sultanlığından tutsak alamam ben ya. Ha benden asker falan istese neyse yani. Yamiçe Kalesi'nde asker sayısı çok az ya. Şimdi şeyden korkuyorum. Sarhane toplanacak, tamam mı? Üstümüze gelecek, ondan sonra kaybedeceğiz abi buraları. Bakın bundan harbi korkuyorum bu arada. Görev var mı? Görevimiz de yok. Ne yapıyorsun oğlum? Fake mi atıyorsun adamlara? Camiçak Kalesi'ni kuşatmaya kaldırması için sınıra kadar kovalamış adamları mantıklı. Çok yoruldum şu an, ortanın bir tık üstüne çıktı abi. Şundan dolayı, şurada talimli Rodok bulacaksısı var ya, ondan dolayı. Yakaladık mı? 5-0'a 4.5, yok yakalayamayacağız. Burada bu sınırı korumamın sebebi şu. Buradan sınırdan içeriye girerlerse benim köyüme dalanacaklar abi. O benim için birazcık sıkıntı ya.
Abi kral Maraşelli'yi bana versen de. O şahlandırsam ya. Tamam, garnizonu takviye yapmalıyım ya adam. Yettim kanka. 2 Rodok'un 3 Rodok çavuşu 5 tane ölü verdik. Yuh. Yuh, insaf be, insaf be. Oğlum 3 tane Rodok çavuşu ölü vermek demek ne demek ya? Sen böyle taşak mı geçiyorsun abi? Harbi taşak geçiyor benle ya. Neyse, taktik yeteneğini az çıcık daha yükseltelim o zaman. Yapacak bir şey yok yani. Yemin ediyorum bullshit ya. Çevik de verelim. Ceylesi köyündeki diğer menü inşası tamamlanmış. İyi. Gidelim, orada zaten asker alacaktım. Nijamiçe Kalesi artık kuşatma altında değil. Oha. Karşıdan gelen inşallah bizim Maraşel'dir de adam gibi bir sefer başlatmıştır abi. Oo, bizim eleman sefer başlatmış lan. Şimdi bakın hele, bir şey deneyeceğim. Dur. Dur Allah, sen bir şeyler deneyeceğim. Bunu harbi deneyeceğim bu arada. Şimdi buna kanka, şurada bir kale var. Gidip orayı alalım mı diye bir soracağım. Bak. Lan ben senin destekleyici tavrını. Herkes geri gidiyor. Ne ne ne. Ne 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 ne. Oğlum ya. Senin yapacağın iş şurada kalsın bak. Şurada kalsın bak. Bak şurada kalsın. Allah'ım. Malikane inşaat. Malika, ulak karakolu candır ya. Buradan 4 kişi aldık. İyi. Şimdi sınıra mı gitsek? Kale, şehre gidelim ya. Bu arada hala bize katılan yok. Emir Remalt. Yok ya, Emir Remalt pek bir şey yapamaz. Remalt. Adamın namı yüksekmiş ama lan. Agar mallı burada. İstila ediliyor da gidememişim oraya. Gezgin o zaman alabilirim, para alasın. Elimdeki şeyleri elimden çıkartacağım bu arada. Dekalı zırh, büyük mühimler. Elimdeki esirleri elimden çıkartacağım ya. Direkt bırakacağım yani. Büyük mühimler. Ekipmana şu an pek ihtiyacım yok sanki. Tuşuna bakalım. Oğlum bir tane ok istiyorum ya. Bir tane ok ya. Oğlum ne kadar zor olabilir ki ya. Hepi topu bir tane ok istiyorum oğlum ya. Dur bakayım. Son kez bir soralım mı? Sen şu 4 tane Rodok askerini dağıtalım. Tamam abi, adamlar katılmıyorsa yapacak bir şey yok. Bana sadece 4 tane Rodok askerine mal oldular yani. Benim için pek de bir şey ifade etmiyor işin açığı. Çok büyük bir ihtimalle gideriz Camiçek köyünden, tekrardan alırız onu da. Thank you.
kral sınırdayken oraya çizik bile atamazsınız lan. Çok ciddiyim bu arada. Ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Allah'ım orduya bak. Hep food roll çizmiş. Oo kanka. Seva. Yani. Hiç ellemeyeceğim bile ya. Dur bakayım bu adama desek şimdi. Kankacım bak burada çok güzel bir kale var. Gidelim alalım desem. Lan senin ben yapacağım Maraşeliyiz. Neyse sakin. Remalt 17 kişiymiş. Garnizon asker basıyor mu bu adam? Oğlum adam garnizon asker basmıyor ya. Ben olsam 200 kişiyi yığmıştım şimdi. O kınk ne haber ya? Hedef kayboldu. Tabii ki kaybolacak. Bak oğlum sen ne yapıyorsun? Benimle oyun mu oynuyorsun lan sen? Neyse. Jarl Christ, Kel Radyan'ın dışına gitti abi o kişi. Çok iyi. Eski gücümle kavuşmaya başlıyoruz bu arada. Ve bu rakip için hiç iyi bir şey değil abi. Ben gitsem Caraf Kalesi'ni acaba tek başıma kuşatsam alabilir miyim? Ama yanıma bir tane derebeyi lazım abi. Yanıma var ya bak bir tane derebeyi vereceğim. Ondan sonra ama efendim bunlar niye böyle oldu? Aha. Kanka kapışıyoruz mu? Kapışmıyoruz mu? Ha, ben gidiyorum lan. Dur sen kralla vs'ye gir. Girmiyorsunuz. Ben sokayım. Seyahat kanka. Aydın 100 kişi olmuş bu arada. İyi adam ziyafet verdi, ziyafete gidelim. Camişe kalesi yakınlarında düşman grup tespit edildi. Ne oluyor acı? Ne oluyor? Pardon da ne oluyor? Seni buradan süreceğiz ya anlaşıldı. Oh atım da var. Dur bakayım şuradan. Hemen muharebe moduna bir geçeyim. Bir kendime gelen ya. Oh be. Oğlum bu kadar uzun zamanda savaşmıyorum ki savaşa hasret kaldım lan. Hülo. Dur. Ağaca gidip koltuklamış karga yapmıyorum. Bu arada ağaca koltuklamış karga vuruşu yapabiliyorsun da. Adamlar ker kitliymiş ya. Vuramadık. Çifteli kullanınca savurması daha yavaş oluyor. Oha adamı alay ediyor. Sus. Kim? Köpek. Benim. Hasar. Al.
sizi kesecektik. Tamam, hız bonusu güzel. Bunu aldık, şu adam kaçsın istemiyorum. Neyse, onu da aldık. Çok ya, kazandık. Ölü verdik diyor. İkinci part var mı bu arada? Aynen varmış. Okey abi. Devam edelim. Bir dakika. Tamam. Küçük bir ev için içeriye girmek durumunda kaldık. Burada bizim askerler daha yeni savaşa giriyor. Biz de gidelim abi. Baktığımız taraftalar aynen bak. Şurada zaten adamlarımız görünüyor. Uçalım abi. Uçalım. Bu arada uçalım demişken aklıma şey geldi. Vay be, oyunun hileli zamanları geldi. Hile bastığınız zaman, tamam mı, hızınız falan o kadar yüksek oluyor ki oku atıyorsunuz mesela. Oktan daha az koşuyorsunuz abi. Abi çok iyi ya. Bir ara bir hileli çekmek istiyorum ama önceki şu hilesi versiyonumuzu ulaşımdan dolayı o hilenin tadını, tamam mı, bir kere aldıktan sonra abi işte bu ışınlanma işte benim söyleyeyim ne bileyim işte askere direkt böyle 5000 falan basma falan, onun tadını bir kere aldığınız zaman bir daha bırakamıyorsunuz ondan dolayı. Hani çok sıkıcı geliyor oyun, çok sıkıcı geliyor size böyle bir anlam ifade etmemiş gibi. Bir anlam kim lan? Kral lan bu. Harbi kralmış lan. Neyse. Kazandık abi savaş, gayet güzel bir şekilde. Kısmen çok fazla şey vermedik. Çok fazla ölü vermedik. İyi. Hemen krala gidelim. Kralla aramıza artı bir yapalım abi. Artı bir olmadı. Tamam, hadi devam edelim. Emir Drigun buradaymış bu arada. Şey yapabiliriz bak. Emir burada ya. Bu adam gitse bile bizim için pek bir sıkıntı olmayacak bu arada. Harbi diyorum, pek bir sıkıntı olmayacak. Bu arada benim canım ne kadar. Bu adamın buradan kaçmasına yardımcı olarak onur kazanabiliriz. Harbi kazanabiliriz bu arada ve hiçbir şey olmuyor abi. Yani krallıkla aram falan kötüleşmiyor. Savaş var. Ne oluyor abi? Tamam, kazanmışlar buraya. Karaktere bakalım. Tamam. Bu gece şey yapacağız. Kurtaralım abisi. Hani baksan onurumuz artsın. Bir de adamlar harbi çok şey yani. Neydi onları? Güçsüz kaldılar. Üzerimize gelen Maraşe'yle bile savuşturduk. Pek bir zararları dokunmaz yani. Grum Walder Kalesi Suade Krallığı'ndan Kont Nagusari tarafından kuşatıldı. Bu bizim işimize geliyor bu arada. Şimdi diyeceksiniz ne alaka? Nordlular bu topraklarda defoluyor abi. Lan daha iyi şey mi olur oğlum? Emir hala burada mı? Tamam, Emir burada full canlı abi. Hemen kaleyi keşfe çıkalım. Aa, zaten gardiyan burada. Selam kanka, ne haber? Oğlum adam hiç kiletmedi lan. Abi yoksa kendi şeyinden asker kaçıramıyor musun? Eskiden kaçırılıyordu bu arada. Evet. Kendi şeyinden olsa bile kaçırabiliyormuş lan. Güzel. Güzel. Şşt gardiyan. Ne yapıyorsun acı? Oğlum adam hiç kiletmiyor ki. Anahtarı normalde buradan almamız lazımdı. Dur bakayım. Şöyle deneyelim abi. A
Abi adamı kaçıramıyoruz. Onu değiştirmişler. Adam garnizona iyi adam basmaya başlamış. Güzel güzel. Kale güçlenmeye başlamış. Abi. Neyse. Tamam, değiştiğini bilmek güzel bu arada. Normalde olmaması gerekiyor çünkü. Düşsene abi, çok saçmalık değil mi yani? Kendi düşmanına kaçmasını niye isteyesin ki yani? İşte benim gibi 200 IQ düşünenler için bunun önüne geçmişler. Güzel. Azgat köyü Yarl Kvarius askerleri tarafından yağmalandı. Okey. Devam edelim abi. Hala sınırda bekliyorum. Gelen giden var mı diye, ama muhtemelen gitmek zorunda kalacağım. Çünkü bir yiyeceğim bitecek. Basıyor mu lan asker? Bak basıyorsan gideceğim ha. Allah seni. Ha, neyse. Birazcık Veluce'ye gidelim. Havamız değilsin. Zaten gelen giden yok. Hala 29 kişi. Garnizona asker bassa keşke. Nerede o günler? Ben olsam harbi 200 adam basmıştım bu arada. Ha, bende 0 adam olurdu yani, orası ayrı ama. Kalede 200 adam olur muydu? Olurdu. Devam edelim abi. Böylece şehrine doğru yol alalım. Bu arada buradaki kaleleri almaları bizim için çok iyi ya. Harbi bak, özellikle şu Grunwald'ur. Mesela şimdi Grunwald'a gideceğim, bir bakacağım burada kaç kişi var falan filan, intermilen. Hadi bakayım ne olacak, ne bilecek. Bu arada bakın şunu söyleyeyim. Kalenin içinde 100 kişiden fazla koyulursa krallık gerçekten güçlüdür. Bunun altını çizmek istiyorum yani. Bundan dolayı çok dikkat etmek lazım. Pejea köyü ile Kerkit. Kerkit şu an, aman, Veigar şu an kolunu bile kaldırabilecek durumda değil. Üf, 100 kişi. 113 kişi. İçindeki adamlara bakalım abi. Svadyalı çavuş, piyade, şövalye. Direkt 45 tanesi elit adam abi. Oo, Svadya tahmin ettiğimden daha da güçlü duruma gelmiş. Bu bizim için iyi değil bu arada. Ne, hiç iyi değil. Oğlum Nordlulardan korkuyorduk. Nordları sürdük, şimdi Svadyalılar çıka geldi ya. Ergelon Kalesi'de 100 kişi abi. Suadiye'de bayağı derebeyi var bu arada. Ne kadarlık bir derebeydi aslında? Normali, işte birazcık fazlası. Tamam. Kral da burayı yurt edindi zaten kendine. Kralı süremedik ki buradan. Geriye kalanları sürelim. Gerçi kralı sürmek kolay mı oğlum? Adam kral ama. Sen hayırdır yani? Veluce şehrinde bir donma var, evet, onun farkına vardım. Şu an hemen bütün yiyecekleri alalım abi, sömürelim şehri. Okey. Bir Nedime'yi ziyarete git. Gidebiliyoruz mu lan? Aa, benim yenge buradaymış. Onun olmak istemiyorum. Beni kendisiyle zorla evlendirmesinden korkuyorum. Kont ne lan? Üf. Abi kız mevzusu yüzünden vs atacağız bu arada. Nelak nerede abi? Kızla olacağımdan değil ha. Sırf aksiyon olsun diye. Nelak. Serindiyar köyü. Serindiyar köyü buraya yakın bu arada. Bayağı yakın. Neredeydi lan? Sarmiş, Saren. Kont Nelak. Serindiyar köyü. Yok, Serindiyar uzakmış abi. Ulan yakın. Allah benim canım almıyor. Lan ben de diyorum bu köy buralara bir yerler daha var. Nerede bak. Lagarson, Druli. Bak bu adamı bulamazsam hava kararınca hiç bulamayacağım ama. Oğlum bak, adam şuradan gitmiş işte. Dur bakayım şu. Aha. Dur 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 dur. Lan dur lan. Lan Allah senin. Allah.
Oğlum adam 25 kişiymiş. İstesek de yakalayamayız zaten. Evet, Nela bulamadık abi. Oğlum ya, şu izleri takip etsek aslında bizi Nela'ya götürür de. Ha bak. Cam içi bir kuşatıyorlar, bir kaldırıyorlar, bir şeyler oluyor. Neyse bir daha soralım. Yapacak bir şey yok. Sorabileceğimiz biri var mı bari? Neyse. O kral burada. Herald burada. O kral reis ya. Nerede bu Nelak? Ergenlerin kalesi yakınlarında. Oğlum sen fake mi atıyorsun lan? Abi adam harbi fake atıyor bu arada. Rocket Bar, Herald, Klargus, Tangusay, Nelak. Gel bakayım buraya. Gel gel. Bak, 8'gen eksi 7 oldu ya. Şimdi bak. Bu adamla aram eksi 7'ye düşmeseydi adama hiçbir şey yapmayacaktım bu arada. Bak, harbi diyorum hiçbir şey yapmayacaktım. Düşman mı olmak istiyorsun? Gel buraya gel. Gel, hadi. Gel. Hadi. Neredesin lan? Senin, ben, Keltoş, kafene. Ne hırsımı alamadım bak. Göt herif. İlk düşmanımızı edindik böylece. Bakın abi düşmanlar. Kont Nelak. Şaşırdık mı? Hayır. Olacağı vardı yani. Adam belli ki bizden haz etmiyordu. Biz de ne yaptık? Kafasına vurduk abi adamı. Girelim. Güzel güzel. Aram artı 4 oldu lan. Neyse. Bakın size şunu söyleyeyim. Bu şiir, tamam mı? En önemli şiirlerden biridir abi. Kalbin arzusu mu dediğine göre. Ve aramı sadece artı bir oldu. Aman ne güzel. Meh. Bu kimdi lan bu arada? Kimin? Kral Harlus nere benim mi? Kont Lagarson. Ya bu Kont Lagarson işime yaramaz benim. Kont Beranz'ın bir tanıdığı var mı ya? Kont Beranz. Oğlum Kont Beranz yok. Beranz nerede abi? Lady. Lady'leri geç. Oğlum Beranz kayıp. Beranz adamım neredesin? Bıraça, boyar bıraça. Aha Emir Beranz. Oğlum adam Svadya'daymış lan. Aman adam şey değilmiş, Sarani'de gitmiş. İşi var mı? Lady Sonadel. Tamam. Lady Sonadel'e doğru hemen bir gidelim abi. Şehirden ayrılıyoruz. Lady okey. Ama nerede olabilir ki? Beranz'ın toprağı var mı? Emir Beranz. Oğlum adama Ahmerat şehrini vermişler lan. Oh my fucking goodness. Adam hak ediyor abi şimdi yani öyle de bir olay var. Beran hak eder abi. Harbi bak, şimdi bakın adamın namına bir bakalım abi. Bak. Bakayım Emir. Lan karakterlerden mi gidelim? Bak Emir Beran. Adamın namı 800 oğlum. Yanlış hatırlamıyorsam kralların mesela namı 1300 falan herhalde. 1200 bin üstü yani. Bakalım mı? Nordlar mesela Svalya krallığının kral Arthur'un namına bakalım 1600'müş. Sen ne ara o kadar savaşa girdin lan? Neyse. Şöyle olur. Base istatistikleri olarak söyleyeyim ben onu. Hey. 1000-1200 arası bir şey oluyor ha. Kralların base istatistiklerinin namı. Genelde o civarlarda olur. Tabii oyun ilerlediğinden dolayı 1600'e kadar çıkması normal yani.